Merhaba sevgili izleyenler, ben Aybüke Akkaya. Medyali TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Maltepe'deyiz. Vatandaşlara Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu diye soracağız. Kesintisiz anketimizi hep beraber başlatalım bakalım. Hadi. Efendim merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum'a lanet. Peki, teşekkürler. Merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Amcacığım merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vatandaşa soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Teyzeciğim merhabalar, size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum olsun ya. Bir değişiklik olsun yani. Neden Murat Kurum? Değişiklik olsun yani. Daha güzel. Ne yaptı? Faaliyetini göreyim. Ne yaptı yani? Bir faaliyet göremiyorsunuz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Mesela röportaj yapıyorum. Burada buraların yapıldığı söyleniyor. Kreş açtığını söyleyenler var. Yapmadığını söyleyenler de var. Yok kızım. Yok öyle. Nasıl bir icraat bekliyorsunuz peki? Neler olmalı? İstanbul'da neler değişmeli? İstanbul'da neler değişmeli? Temizliği tam olsun. Yani insanları nasıl diyeyim sana, bu değişiklik bir şeyler olsun istiyoruz. Gençlere bir şeyler yapsınlar yani. Peki, teşekkürler. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Peki. Merhabalar efendim. Biz anket yapıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Bilmiyorum. Okuma yazma yok benim fazla. Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsun? Murat Kurum ne? AK Partisi'den aday biliyorsun. AK Parti. AK Parti'dir burası. Siz AK Partilisiniz, İmamoğlu dediniz. İmamoğlu. Yok, AK Parti'dir. Anlamadım, kafam karıştı. Sizce İmamoğlu mu? Bence. Burası AK Parti'dir ya. Peki tamam o zaman. Murat Kurum diyorum. Tamam. Evet, biraz kafalar karıştı. Efendim merhabalar. Merhabalar, size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bu bana ait. Kimseye söyleyemem. Peki sizce bu seçimde neler olur? Siz kendi fikrinizi söylemeyin. Sizce Murat Kurum güçlü bir aday biliyorsunuz. AK Parti'nin çıkarttığı bir aday. Ne düşünüyorsunuz? Beğen yok. Beğen edemem. Sandıkta her şey gizli. Burada da gizli. Kamuoyu soruyoruz bakalım ne düşünüyorlar. Kamuoyu söyleyebilir, ben söylemem. Peki tamamdır, teşekkürler. Efendim merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Peki. Size soralım, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Merhabalar, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum? Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yorum yok. Peki. Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Ben burada oturmuyorum. Siz peki? Ne için? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz zaten. Ekrem İmamoğlu. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bu belli olmaz kızım daha. Belli olmaz. Belli olmaz. Yok. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Ben şeyim bak, esnafım, ben söyleyemem. Söyleyeyim. Tamamdır. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vallahi hangisi iyi çalışırsa o gelsin benim için. Sizce kim ama? Yani kurumun şu andaki projeleri
iyi gibi geliyor ama bilemem. İyi gibi geliyor şu anda yani. Ama şey, İmamoğlu'da işte 5 senedir vallahi icraatları şu anda yani çok da gördüğümüz bir şey var mı? Bana göre yok. Yani ama tabii belli de olmaz. Arkasında bir, belirli bir kitle var. Yani inşallah biz değişiklikten yana hep düşünüyoruz ama yani vatandaşı düşünen de kimse yok burada. Herkes kendi çıkarları da olsun da bu işte sağ olsun, sol olsun, AK Partisi olsun fark etmiyor yani. Hepsi kendi durumunda insanlar. Olan bir normal vatandaş oluyor. Yani vatandaş normal iradesini kullanarak bir oy kullanamıyor. Zoraki gidip hani artık bir parti tutuyorsa vereyim. Bir beklenti içerisinde değiliz ama. Yani işte şu gelirse hakikaten bu bir şeyler yapar. Çünkü işte görüyoruz televizyonlarda, izliyoruz. Hepsi kendi cebini doldurmak için. Yani kendi yandaşlarını, kendi şeylerini, sana verilen sözleri sadece bugünlerde bizi hatırlayıp seçim olduktan sonra da hiç kimsenin bize baktığını ben şey yapmıyorum, görmüyorum yani. Ne oluyor ama bir oy vereceğiz mutlaka ama yani canı gönülden oy vereceğimiz bir parti yok. Bu hangi parti olursa olsun. Çünkü vatandaş olarak bizim beklentimiz gerçekten hizmet. Gerçekten sosyal yardımlaşma, işte bütün herkese şey yapsınlar ama bizde öyle bir olay yok. Biz de görüyoruz işte ne yapıyorlar. Hiç alakası olmayan, kendi siyasi görüşünde olan insanların bile çalışıyor. Adam mesela diyelim ki işte bu AK Parti olsun, CHP olsun, burada ilçelerde çalışanlar ne oluyor? Bir yere gelmek için mücadele ediyor. Ama fakat ne oluyor? Tepeden inme. Küt kendi insanlarını koyabiliyorlar. Mülakat sıkıntısı biraz. Tabii en büyük sıkıntı o. O da ne yapıyor bizim vatandaş olarak gözümüzde? Çok çirkin oluyor yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Rica ederim, iyi günler. Hangi kanal? Merhabalar, size de soralım. Medyeli TV. Sizce Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. Evet, evet, evet. Teşekkür ederiz, evet. Sağ olun. Efendim merhabalar, sizce merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ne için? Bu seçim neler olur? Biz soruyoruz vatandaşa. Vatandaş ne düşünüyor? Ne düşünüyordun? Her şey pahalılık. Ne düşünüyordun? Evet. Ne düşünüyordun? Bir şey alamıyoruz ki. Ne düşünüyorum? Peki bu seçimde kime oy vereceksiniz? Belli olmadı. Belli daha, olmadı. Daha belirlemediniz mi? Yok. Geçen seçimde kime vermiştiniz peki? O içimde kalır, onu söyleyemem. Söylemeyeceksiniz. Şu an kararsızsınız o zaman. Yok, kararsız değilim. Ben oyumu kime vereni biliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size soralım. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu peki? Çünkü yani adam yaptığı ortada. Şimdiye kadar gelen kimse bir şey yapmadı. Adam her şeyin hakkını veriyor. Eşitlik, hak, hukuk. Evet, eşitlik, hak, hukuk hepsi. Ama ya, niye oy vermez? Bu yeni gelenin ismi nedir? Kimi? Yo. O tekin ismi neydi? O yeni gelenin. Kılıçdaroğlu'nun yanını. Evet, şey diyor. Neydi? Özgür Özara o yok. Niye? Kusura bakmasın. Yok. CHP'li, ula CHP'li. Her şeyin hakkımızdan hayırlısı. Ya bu millet var. Hayırlısı olsun. Kim yani diyorum ya, İmamoğlu tabii ki İmamoğlu. Bir Karadenizli olarak hepimiz her şeyin hayırlısı ama hayat çok pahalı. Yani hiçbir şey alamıyorsun. Yani kiralarımız olmuş ama çok sıkıntısı var, kiralar çok yüksek. 17 bin lira ama 20-30 bin liradan kiralar kapısı açıyor. Ya da ya ne çok zam yapsınlar. Hani 10 bin lira olacak, 3 bin lira yaptılar yanında. 2 kilo kıyma parası ya. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar. Sağ olun, evet. 2 kilo kıyma parası ya. 3 bin oldu. Ablam geçinemiyoruz. Siz emeklisiniz değil mi? Emekliyim ya. Emekliyim, aldım 10 bin lira para. 2 çocuk okuyor. Gel geçin. Bak. İş yapıyorsunuz değil mi şu an? Ya ek iş yapmıyorum ama geçinemiyorum işte. Hangi kapıya gidiyorsan, kaç yaşındasın? Yaş olmuş 66. Hani bu ya, ben hatırlıyorum, altın, ufak altın 15 liraydı. Hiç tanımadım adamın düğüne gidiyorum, ufak altın takıyordum, bilezik takıyordum. Şimdi karnımızı doyuramıyoruz. Oğlum gücümüz vardı şu an. Evet. Yani gidip bir yerde ailemle oturup bir yemek yiyebiliyordum. Şimdi yok. Lüks oldu artık. Evet evet, her şey lüks oldu. Yok. Evet. Yani. Yani, teşekkürler. Başka ne diyeyim? Hayırlısı olsun her şey için. İnşallah. Teşekkürler, her sağ olun. İnşallah. Evet, devam edelim biz de.
Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Nasıl? Ne? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Murat Kurum'a verecektim ben bu sefer ama. Neden Murat Kurum? Ne bileyim, geçen sefer şeye vermiştim. Bu sefer de Murat Kurum'a vermek istedim. Öyle, değişiklik olsun. Yani. Peki. Bir de üst komşumu söz verdi. Bir şey almıştı. Belediyeye çıkarttı. Ben de kızdım. Gerçekten. Öyle oldu. Kolay gelsin. Peki. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkürler. Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Şu an acil bir işim var. Tamamdır. Amcacığım sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Efendim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? He. Hangisi? Kime oy vereceksiniz? He? Kime oy vereceksiniz? Ben mi? Evet. Şeye, Türkçeşe. Türkçeşe. Çok iyi adam, Türkçeşe'ydi. O bile hep dayandı. Tabii babasının malını dağıdı. Parkıcılar, araba verdi, şu verdi, bu verdi. Türkçe değil. Peki o zaman. He. Peki Murat Kurum hakkında ne düşünüyorsunuz Murat Kurum'un? Bir daha Malatya'yım. Davak ben daha, zengin ben daha. Ürünü bizine ekleyip bölüydü. Açlık vardı, elbise yok, kıtlık. Benim 200 de var mıydı? Şimdi çocukların yanına geldim ben Malatya hekimandayım. Anladım. 200 de var, gelen gidenle yedim. Şimdi halim öldü. Peki, şimdi 65 yıllarımı 2 milyon veriyor, 2 milyon bana ne yetecek? Tayyip, fakirlere bak, o köyün zengin bendim. 200 de var. Gene amirine, polisine, devletine yedim. Peki. Ben. Teşekkür ederiz amcacığım, çok sağ ol. Biz devam edelim sayaca. Tamam, sağ ol. Sağ teşekkür olun. Edeyim. Hadi sağ olun, güzel. Teşekkürler. Efendim merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bilmiyorum. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Peki. Efendim merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İstanbul'un halini gördük. Ne hale geldiğini. Murat Kurum gelsin daha iyi olur dedik. Daha mı olacak? Tabii. Biliyorsunuz geçenlerde Erzincan'da bir facia yaşandı. Bu yerin açılması için Murat Kurum'un zamanında, bakanlık zamanında onay verildiği söyleniyor. Sizce bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O orada kaldı, bu burada kaldı. Çünkü Murat Kurum İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Halk otobüsleri nasıl? En kızası onu göz önüne alın. Bize o lazım. Bize şey lazım, başkasının şeyi lazım değil. Bize ona gelecek, düzelecek diyorsun. Tabii, tabii. Hem arabalarımız düzelecek, hem şeyimiz düzelecek. Yani halka hizmet daha iyi gelir hani bize. Ben teşekkür ettim. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ne diyeyim? Yani benim düşünceme, fikrime uygun. Neden Murat Kurum değil ya da? Ya onun Murat Kurum'u nasıl diyeyim, güvenilir bulmuyorum. Sağlıklı bulmuyorum. Kendi fikirleri olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. İmamoğlu daha yatkın bu düşünce açısından bana, benim düşüncem açısından. Bir de genel baktığımızda, siyasete baktığımızda mücadele açısından da İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Karşıya geçelim. Buradan da soralım. Bombalar kar kalmış. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben yabancıyım. Bilim sağ ol. Evet.
Merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İkisi de değil. Peki. Efendim merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Neyi mi? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Efendim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yorum yapmayacağım ben. Peki. Merhabalar. Size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vatandaşlara tabii soralım. Tabii ki yani Murat Kurum değil yani İmamoğlu. Neden Murat Kurum değil? Vizyon meselesi bence. İkincisi de yaptığı işlerle her şey ortada yani aslında. Bir de bu son olaylarla ilgili gelişenlerden sonra yani bence Murat Kurum geride. Bence İmamoğlu. Deprem için vaatleri var biliyorsunuz. Sizce bunlar gerçekleşebilir mi? 20 senede yaptıkları bence her şey aslında gösteriyor ama bundan sonra da ben olacağını sanmıyorum. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Biz İmamoğlu'ndan artık sıkıldık ya. Hani bilmiyorum buraları görüyorsunuz artık kaç yıl oldu. İBB'nin burada bir desteğini göremedik. Maltepe'de belediyesinden de hiç göremedik zaten. Onun için artık bu 5 yılı tekrarlamak istemiyoruz. Bu sefer de Murat Kurum diyoruz biz. Evet. İyi, rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhabalar, anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ha? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Peki, teşekkürler. Hangi kanal? Medyali TV, YouTube kanalı. Çıkalım mı? Yavaş yavaş. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sıkıntı yok. Peki. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat İmamoğlu. Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vatandaş ne düşünüyor? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? AK Parti olduğu için. AK Parti olduğu için. Teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Efendim? Neden İmamoğlu? Neden Murat Kurum? Rus hakim madenine ruhsat veren adam bak orada 9 kişi toprağın altında hiç umursamıyorlar o güne halen oradan buradan bahsediyor. Tabii yani o saha ondan sonra pek öyle şeye madene açılacak saha değil ben Erzincanlıyım ben oralıyım. Yani ondan sonra bir geniş bir saha değil yani o malzemeyi atacak yer yok yani. Ondan sonra yani 3 kilometre aşağısı ondan sonra siyanür gidecek kurada. Evet. Yani onun için Allah hayırlısı versin. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu sizce? Allah hiçbir şey. Öyle söyle. Peki. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Murat Kurum. Evet. Neden Murat Kurum?
Yani beğeniyoruz. Çok çalıştığı ya, için. Çalışıyorlar, iş yapıyorlar. Çok çok çalıştığı yani, için. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin son zamanlarda bir faydalı işler göremedik. Hı-hı. Aynen. Murat aynen. Kurum'dan daha ümitliyiz. Kim çalışıyorsa ona, çalışanlara yani. Aynen. Kolay gelsin. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Peki. Merhabalar efendim, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hiçbiri. Hiçbiri. Neden hiçbiri? İkisini de beğenmiyorum. Evet. Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kötü düşünüyorum. O televizyonlarda haberlere biraz bakarsanız 9 kişinin öldüğü Erzincan meselesi var. O beni çok etkiledi. O yüzden de iyi düşünmüyorum. Evet. İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? İmamoğlu hakkında da olumlu düşünmüyorum. Ben Adatepe'de oturuyorum. Her gün sahilde yürüyüş yaparım. Kadir Topbaş zamanıyla İmamoğlu'nu kıyaslıyorum. Orada çalışanların hiçbiri doğru düzgün iş yapmıyor. Kadir Topbaş zamanında çalışıyorlardı adamlar. O yüzden de beğenmiyorum. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Çok teşekkür ederim. İkisi de değil. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Bir kere Murat Kurum'un biyografisindeki eğitimleri TOKİ'yle çalışmış olması, ondan sonra eğitimi falan aldığı bilgi beni ona yönlendiriyor. O yüzden Murat Kurum. Bir de AK Parti'nin yapacağım dediğini yapıyor. O yüzden. Yapacağım diyor, adam söz veriyor, yapıyor. Yani bunun ilerisi yok. O yüzden en Murat büyük Kurum. Örnek deprem konutları. Eğer deprem olduğunda iktidarda muhalefet partisi CHP olmuş olsaydı şu anda AKP'nin teslim ettiği konutların %10'unu bile yapamazdı yani. Öyle bir algı yok toplumda. Deprem bölgesinde zarar gören, hayatını kaybeden, mal ve can kaybına uğramış olan vatandaşlardan tanıdıklarımız var. Onlar da yani Cumhurbaşkanı yapar bunu. Tayyip Erdoğan yapar. Başkası yapamaz şeklinde o bölgenin de algısı o şekildeydi. En basit söz veriyor, verdiğini de güzel bir şekilde yapıp devrediyor. Ve Murat Kurum'un da şeyi güzel, eğitimi, ondan sonra bu geri dönüşüme, yani yapı konutlarıyla ilgili. Çünkü İstanbul dönüşüme dönmesi gerekiyor. Ona yönelik bir şey olduğu için mesela yüksek lisa şeydi herhalde, neydi o? Evet, eğitimi... O yönden eğitim almış. Eğitim ön planda çıkıyor. Bir de bakanlık falan yaptı. Devlet yönetme tecrübesi var. Halka hizmet etme şeysi var. Tecrübesi, deneyimi var. Bir de o şekilde doğru bir algı var. Bir de diğer bir konu projelerle geliyor. Yani inandırıcı. Hayal değil, inandırıcı projelerle geliyor. En büyük algı o zaten, inandırıcı projeler. Peki biliyorsunuz Erzincan'da bir facia yaşadık birkaç gün önce. Murat Kurum'un bakanlık zamanında onay verildiği söyleniyor. Sadece o facia Türkiye, bak o şekilde Türkiye'de nereden baksan 20'ye yakın maden şirketi var. Siyanürle altın çıkartan. Yani oralarda olabilirdi yani. O tamamen bir firmanın, yani devletin burada kusuru yok. Firmanın, yüklenici firmanın. Taşeron firmanın yani o Amerika veren devlet ama. Hayır bak, devlet onay veriyor ama diyor ki sen diyor bu şartlarda yapacaksın bunu diyor ama firma o şartları yerine getirmediği için bu facialar yaşanıyor. Maden facialar da aynı yani. Yoksa devletin burada hiçbir kusuru yok bence. Ya, kusurlu olan işletmeci. Hata yapılsa var. Da hatadan önemli yani, olan ders alıp tekrar doğruya yönelik güzel çalışmak gerekiyor. Yani Türkiye'de çalışmak şöyle bir şey var. Devletten ihale alabilmek için, işe alabilmek için her şeyi devletin istediği prosedüre uygun dosya hazırlıyorlar evrak üzerinde ama sahaya yansıması veya işletmenin doğru bir şekilde işletilmesinde yansımıyor onlar. Yani hırsız ve dolandırıcı insanlar şey yapıyor yani, bu işleri denetliyor, kontrol ediyor ve yapmıyor. Denetleyicileri de denetliyoruz aslında biz devlet olarak, o zaman orada bir eksikliğimiz mi tabii var? Tabii yani, evet yani burada
Yani kandırılma. Bir de yapanın yanına kar kalıyor yani. Somalı'daki 300 madencinin vefatında yapan her firmanın yanına kar kaldı. Tren faciası yapanın yanına kar kaldı. Yani bunlar toplumda infial lazım. Yani hata varsa da düzeltilip topluma güzelmesi için bir yönerge verildiğinde genellikle red alınıyor. O yüzden de ya şimdi tabii niye red alınıyor? Ucu o onay veren ne? Şimdi kabul edilmiş olsa Murat Korum'un divan hapte yargılanması lazım. O zaman da ömür boyu hapis alması lazım. Peki o zaman teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Teşekkürler. Evet, devam edelim. Tamam. Birkaç kişiye daha soracağım. Şöyle şuraya geçelim be. Efendim merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kurum alır büyük bir ihtimal. Peki merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bilmiyorum. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Cevap verdim. Peki. Merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Teyzeciğim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Dişimi çektirdim şu anda. Geçmiş olsun. Tamamdır peki. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu geldi. Evet, yavaştan bitirelim biz de seçim anketimizi. Bugün Maltepe'deydik Medyeli TV izleyenler. Bu videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, bize abone olursanız çok seviniriz. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın.